Medeniyetlerin bu bölgede de kurulmasında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur? Sevgili arkadaşlar, birinci seçenekte dikkat edecek olursak insan için en gerekli husus sudan bahsediyor. Fırat ve Dicle nehirlerinden. Yine ikinci seçenekte Mısır medeniyetinin Nil havzasına kurulduğu, yine aynı şekilde su ihtiyacının ve tarım ihtiyacı ile birlikte doğan su ihtiyacı vurgulanıyor. Yine Hitit medeniyetinin Kızılırmak Nehri etrafında kurulması da yine Ceyhan seçeneğinde tarım için uygun verimli topraklara sahip olması hususu vurgulanıyor. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Anadolu'nun Türkler tarafından fethini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakinin hangisi gösterilemez? Sevgili arkadaşlar, Bizans'ın Anadolu'daki otoritesini kaybetmesi Türklerin bölgede siyasi bir otorite haline gelmesine sebep olmuştur. 1048 Pasinler 1071 Malazgirt seferiyle Bizans'ın Anadolu'da tutunma ümidi kaybolmuştur ve Türk ilerleyişi batıya doğru ilerlemiştir. Anadolu halkına hoşgörü gösterilmesi bölgedeki insanların Anadolu Selçuklu Devleti'nden ve daha sonraki beylikler ve daha sonra Osmanlı Devleti'nden çok memnun olmasına sebep olmuştur. Bu da bölgede Türkleşme ve İslamlaşmayı sağlamıştır. Yine doğudan gelen Türkmenlerin iskan politikasıyla yeni fethedilen bölgeye yerleştirmesi Osmanlı Devleti'nin bölgeyi bir Türk ve Müslüman nüfusu bölgesi haline dönüştürmesine etken bir sebeptir. Ancak Denizli seçeneğinde ülkeyi hanedan üyelerin ortak malı sayılması, evet, burada bu anlayış sebebiyle Türk devletleri erkenden parçalanmış kardeşler arasında, bu da Türk devletlerinin hızlı bir şekilde yıkılmasına sebep olduğundan burada gösterilemez dediğinden D seçeneği diyoruz. İngiltere'de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta Büyük Şart adı verilen sözleşmede mahkeme kararı olmadan kral kimseye ceza vermeyecektir maddesi yer almıştır. Bu gelişmenin İngiltere'de yukarıdaki anlayışlardan hangileri güçlendiğini söylenebilir. Sevgili arkadaşlar, burada ilk defa kral soylarla bir anlaşma yapmış, kendi varlığının dışında bir güçle anlaşma yaparak mahkeme kararı olmadan kral kimseye ceza vermeyecektir anlayışı kabul edilmiştir. Bu ise hukuk devleti açısından oldukça önemli bir adımdır. Ancak burada monarşik devletten bahsedemeyiz. Burada kralın kaybettiği bir güçten bahsediyoruz. Yine teokratik, yani din ve devlet işlerinin bir arada yürümesinden bahsedemeyiz. Öyleyse burada doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Rana öğretmen öğrencilerine Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya kapitülasyonu vermesinin nedenlerini sormuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre yukarıdakilerden hangisi yanlış cevaptır? Evet, kapitülasyonun ne olduğunu ifade edelim önce. Bir devletin diğer bir devlete verdiği vergi indirimi, gümrük indirimi, mahkeme, kendi mahkemesini kurma hakkı ve bir Fransız ülkede öldüğü zaman mallarının sigorta edilerek ailesine teslimini içeren antlaşmadır. Evet, burada dikkat edecek olursak Emine Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak isteyen Kanuni Sultan Süleyman'ın verdiği kapitülasyonu anlatıyor. Yine Fransa ile siyasal ve ekonomik ilişkileri geliştiriyor. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz ticaretini geliştirmek isteyen Kanuni'nin Fransa'yı Akdeniz havzasına çektiği vurgulanıyor. Gülşen Almanya'ya karşı Fransa ile ittifak kurmak cevaplarını vermişlerdir. Evet, doğrudur. Ancak Hasan'ın verdiği cevapta Fransa'da İslamiyet'i yaymak gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın bir amacı yoktur. Öyleyse yanlış dediğine göre burada doğru cevabımız Hasan seçeneğidir, B seçeneğidir diyoruz.
17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde ekber ve erşet sistemine geçildi. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verildi. Bu düzenlemeler Osmanlı Devleti'nde veraset sistemin değiştirildiği, devlet başına deneyimli kişilerin geçtiği, taht kavgalarının sona erdiği durumlardan hangilerinin göstergesi sayılabilir deniyor. Sevgili arkadaşlar, burada veraset sisteminin değiştirdiği Osmanlı veraset sistemine göre ülke hanedan üyelerinin ait bir kişinin mücadele sonucu başa geçmesiyle ilgiliydi. Burada ekber erşet sistemine geçerek resmen veraset sistemi değiştiriliyor ve böylelikle kardeş katli yasaklanarak şehzadelerden en büyük ve akıllı olanın tahta geçmesi sağlanıyor. Yine üçüncü seçenekte şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilerek taht kavgalarına son veriliyor. Ancak devletin başına deneyimli kişilerin geçtiği hususu açık bir şekilde ifade edilmiyor. Öyleyse burada doğru cevabımız 1 ve 3 olmalıydı diyoruz. Atatürk döneminde Türkiye'nin barışçı bir siyaset izlemesiyle ülkemiz bölgesine istikrar unsuru haline gelmiştir. Buna göre Atatürk döneminde Türkiye'nin bölgesine istikrarı sağlamasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Sevgili arkadaşlar, burada Birleşmiş Milletler dünya barışını sağlayan uluslararası bir konseydir. Türkiye buraya üye olarak dünya barışını barışçı bir şekilde savunmayı amaçlamıştır. Yine Balkan Antantı'da Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan gibi devletlerle oluşturmuş olduğu bir saldırmamazlık ve kendilerine saldırı olduğunda cevap vereceği bir antlaşmadır. Ancak burada NATO, Varşova Paktı ülkelerine karşı kurulmuş, gerektiğinde savaşmayı öneren bir yapı olduğundan dolayı doğru cevabımız burada B seçeneğidir diyoruz. Majinot hattı aşağıda verilen devletlerden hangisi tarafından Alman saldırılarına karşı oluşturmuştur? Sevgili arkadaşlar, Majinot hattı Fransa'nın Almanya'ya karşı Korsika'dan başlayarak oluşturmuş olduğu hatta denir. Öyleyse burada doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebinde bulunması, Türkiye'nin Batılı demokratik devletler yanında yer alması gelişmelerinin Türkiye'nin dış politikasında aşağıdakilerin hangisine neden olduğu söylenebilir. Sevgili arkadaşlar, burada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen bir yapı soruluyor bize. Evet, dünya bu dönemde iki kutuba ayrılıyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Varşova Paktı'nı meydana getirince Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Atlantik Asamblesi NATO'yu yapıyor ve bu döneme biz Soğuk Savaş dönemi diyoruz. Öyleyse burada doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Orhan Öğretmen, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde ABD'nin asker göndermesi kendi kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştır. Ünlü ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali bu savaşa tepki göstererek askere gitmeyi kabul etmemiştir. Batılı devletler savaşı onaylamamıştır demiştir. Orhan Öğretmen'in verdiği bilgiler aşağıda verilen savaşların hangisine aittir? Sevgili arkadaşlar, burada 3 seçenekte Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzak Doğu'da Vietnam'da yapmış olduğu savaşın bir neticesidir. Ve burada Vietkonglar ABD'ye çok ağır kayıplar yaşatmıştır. Burada doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 yılında Afganistan'a asker gönderilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Sevgili arkadaşlar, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 yılında yaşamış olduğu 11 Eylül saldırıları sonucunda iki gökdelene
uçak çarpması sonucunda binlerce kişi ölmüş. Amerika Birleşik Devletleri bunun intikamını almak için Afganistan'ı işgal etmiş. Bölgeye 3 garnizon ordu yerleştirerek Afganistan'da kontrolü sağlamıştır diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Avrupa Birliği'nin kurulmasına ve genişlemesinde Schuman Bildirgesi, Roma Antlaşması, Dayton Antlaşması, Kopenhag kriterleri gelişmelerinin hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Sevgili arkadaşlar, burada Dayton Antlaşması, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki savaşı bitirmek için yapılan bir antlaşmadır. Schuman Bildirgesi, Roma Antlaşması ve Kopenhag kriterleri Avrupa Birliği'nin genişlemesinde ve Avrupa Birliği'nin oluşmasına etkin bir antlaşmalardır veya bildirgelerdir. Öyleyse burada doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Aşağıdaki Bünyamin Bey ve Özlem Hanım araştırma için bulundukları şehirlerin konumları gösterilmiştir. Özlem Hanım bulunduğu şehirde GMT -6, Bünyamin Bey'in bulunduğu şehirde GMT artı 4 saati kullanılmaktadır. 12 Mart günü güneş tepe noktasının olduğu andaki saati Bünyamin Bey 11.36, Özlem Hanım 12.28 olarak tespit etmiştir. Buna göre Özlem Hanım ve Bünyamin Bey hangi boylam üzerinde yer almaktadır? Bünyamin Bey'e geldiğimiz zaman artı 4 demek 4 çarpı 15, 60 derece doğu meridyeninin olduğu yerdir. Kolundaki saat 11.36 ise ve Bünyamin Bey'in bulunduğu yerde güneş tepe noktasında ise saat 12 demektir. İkisi arasında 24 dakika, o da 6 meridyen fark eder. 60 artı 6 eşittir 66 derece doğu meridyenindedir Bünyamin Bey. Özlem Hanım'a geldiğimiz zaman Özlem Hanım'ın da bulunduğu yerde saat 12 iken eksi 6, yani 90 derece batı meridyeninin bulunduğu yerde saat baktığımız zaman 12.28'miş. Yani 90'da 12.28, Özlem Hanım bulunduğu yerde 12, yani daha geride olacak. 28 dakika, 28 bölü 7, 4 eşittir 7 meridyen yapar. Bu da 90'dan geçiyorsa daha batı olduğuna göre 90 artı 7 97 yapar. Dolayısıyla Özlem Hanım 97 batta, Bünyamin Bey 66 derece doğu. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda bir toprak türüne ait bazı özellikler verilmiştir. İni yapraklı ağaçlar oluşan ormanların tabanında oluşur. Zonal topraklar içinde yer alırlar. Sert karasal iklim bölgelerinde oluşurlar. Organik madde bakımından fakirdir. Yukarıda bazı karakteristik özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? İğne yapraklı ağaçlar altında oluşan ormanlar dediğimize göre bu podzol topraklardan bahsediyor demektir. Podzol topraklar kül rengindedir. İğne yapraklı ağaçların altında oluştuğu için mus bakımından fakirdir. Evet, baktığımız zaman podzol topraklar, yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Volkanizm olayları sırasında çıkan kil, mil, kum ve çakıl boyutlarındaki maddeler bazı yerlerde kül konilerini oluşturmaktadır. Proklastik konu olarak da adlandırılan bu tepelerin yükseltileri az, yamaç eğimleri fazladır. Aşağıda bir kül konisinin profili gösterilmiştir. Türkiye'de aşağıdan hangisi kül konilerine örnek oluşturur? Küre Dağları, Kastamonu, bu zaten Kıvrımlı Dağlardan birisidir, oluşturmaz. Karacadağ, Diyarbakır'daki bu kalkan biçimli volkana örnek gösterilir, kül konisi değildir. Melendiz Dağı yine volkan konisine örnektir. Nemrut Dağı konuya örnektir. Kula Tepeleri ise Manisa'daki kül konilerine örnektir. 70'e yakın kül konisi bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Dünyada nüfus artışı modern tarım yöntemini ortaya çıkarmıştır. Ancak GDO, kimyasal ilaç ve kimyasal gübreler insan sağlığı ve çevre üzerine büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu durum organik tarım yöntemini gündeme getirmiştir. Ancak bu yöntemle yapılan tarım da verim daha düşüktür. Organik tarımın özellikleri göz önüne alındığında bu durumun öncelikle aşılan hangisi neden olması beklenir? Organik tarımda üretilen ürün miktarının modern tarım yöntemiyle üretilenlerden fazla olmasına, verim düşük olduğundan dolayı fazla olmaz zaten. Yoğun nüfuslu ülkelerde organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaşmasına, tam tersi
yoğun nüfus bölgelerde verim az olduğu için yapılmaz. Kırsal kesim kişisel üretimin yerini hayvancılık faaliyetlerinin almasına alakası yok. Dünyada tarım faaliyetlerinin öneminin azalmasını, tam tersi artmasını. Dolayısıyla bunların neden olması beklenemez. Ancak organik tarım ürünlerinin pahalı olmasına, çünkü az üretildiğinden dolayı organik tarım ürünleri de pahalı olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Japonya günümüzde dünya ekonomisine yön veren önemli bir ülkedir. Japonya'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişmesinde aşağıdakinin hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? Zengin yeraltı yataklarının, Japonya'da yeraltı yatakları oldukça fakirdir. Bunun bir etkisi olmamıştır. Volkanik adalardan oluşmasının, bunun da bir etkisi yoktur. Deniz ürünleri üretim ve tüketimin fazla olmasının ekonominin çok gelişmesine bunun etkisi yoktur. Jeolojik meteorolojik afetlerin seyrek görülmesinin etkisi yoktur. Zaten bunlar seyrek değil, fazla görülür. Ancak C'ye baktığımız zaman insan kaynaklarının verimli değerlendirmesinin, evet, Japonya ve Almanya gibi ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalkınmasında kendi insan kaynaklarını verimli şekilde değerlendirdikleri için son derece gelişmişlerdir. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda 5 farklı hava kütlesi mutlak ve maksimum nem değerleri verilmiştir. Bu tablodaki hava kütleleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Bir de 20 gram bölü metreküp nem açığı vardır. Bire bakıyoruz. Maksimum nem 25, mutlak nem 5 gram. Arada çıkardığımız zaman 20 gram fark. Doğru. Nem açığı var. İki de bağlı nem %50'dir. 20, 10 oranladığımız zaman %50 yapar. Doğru. Üçte yağış oluşmuştur. Üçe bakıyoruz. 10 mutlak nem 14 fazla olduğu için doğru. Dörtte buharlaşma diğerlerinden fazladır. 4'e bakıyoruz. Buharlaşmanın fazla olabilmesi için maksimum yüksek olması gerekir. Burada az. Dolayısıyla bu yanlış. 5'te sıcak diğerlerinden daha düşüktür. Evet, maksimum düşük olması sıcaklığın düşük olması demektir. Doğru cevabımız D seçeneği. İnsanlar gereksinimlerini karşılamak için çeşitli etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikler çeşitli boyutlara, çevre sorunlarına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir örnek yoktur? Tarımsal verim artırmak için kimyasal gübreler kullanılması ve toprağın kirlenmesi. Evet, bu çevresel sorunlara neden olur. Yerleşme ve sanayi faaliyetlerini arazi temin etmek için yeşil alanların daraltılması çevre sorunlarına neden olur. Enerji ihtiyacının karşılanması için yapılan termik santrallerin hava kirliliğine neden olması çevre sorunlarına neden olur. Kereste ve kağıt ihtiyacını karşılanması için ormanların tarılması çevre sorunlarına neden olur. Kuru tarım yönteminin yaygın olduğu yerlere veriminin yıllar arasında önemli ölçüde değişmesi. Burada doğal tarım yapıldığı için bu örnek oluşturmaz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'de özellikle 1985-2010 yılları arasında yapılan iç göçlerin büyük bir kısmını kırsal alanlardan kentlere doğru yapılan göçler oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırdan kente yapılan göçlerin sonuçları arasında gösterilemez? Kırdan kente olan göçlerin sonucu gösterilemez. Ülke için nüfus dağılışının dengesiz hale gelmesi, kırsal nüfus %30, kent nüfusu %70'e çıkmıştır. Bir dengesizlik oluşmuştur. Tarım sektörünün çalışan nüfus oranının azalması, evet, bu etkili olmuştur. Tarımda insan gücüne ihtiyacın azalması, hayır, tarımda insan gücüne ihtiyaç azalmamıştır. Çünkü makineleşmeyle ilgilidir. Dolayısıyla bu gösterilemez. Büyük kentlerde konut açığının ortaya çıkması aşırı göçten dolayı gösterilir. Kırsal kesim yatırımlarının atıl kalması nüfus azaldığı için gösterilebilir. Doğru cevabımız D seçeneği. 4 yatırımcı kurmayı planladığı tesisleri bu tesisleri kurarken dikkate alacağı unsurlar aşağıdaki belirtmiştir. Kuracağım tesisin yoğun ve kalabalık nüfus bölgelerine yakın olması önemli. Böylece bir ürünün pazara kolay ve bozulmadan ulaşmasını sağlayabilirim. Evet, İstanbul olabilir. Kuracağım enerji santrali sıcak su ile elektrik üreteceği için jeotermal potansiyeli yüksek bir bölgeye yatırım yapmayı düşünüyorum. Aydın. Kuracağım işletmede enerji kaynağı olarak lignit kullanacağım. Bu nedenle tesis lignit rezervi fazla olan bir şehirde kurmayı planlıyorum. Elbistan olur. Yaşadığım şehirde pamuk üretimi çok fazla olduğundan pamuk dokuma tesisi kurmayı planlıyorum. Şanlıurfa. Evet, burada Gümüşhane'den bahsedilmemiş. Doğru cevabımız B. Aşağıdaki haritada Ankara-İstanbul arası karayolu gösterilmiştir. Ankara'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü en kısa güzergahı izlediğinde hangi il sınırlarından geçmez? İstanbul'dan çıktıktan sonra İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu gibi illerden geçer. Hemen bakıyoruz. Sakarya'dan geçer.
Kocaeli'den geçer, Bolu'dan geçer, Düzce'den geçer, Bursa'dan geçmez. Çünkü Bursa Güney Marmara bölümünde. Doğru cevabımız bu yüzden A seçeneği. Çalışan nüfusun sektörü dağılımı ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri hakkında önemli bilgiler verir. Çalışan nüfusun %97'sinin ikinci ve üçüncü ekonomik sektörlerde istihdam edildiği bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? Böyle bir ülke gelişmiş bir ülkedir. Çok gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla eğitim seviyesinin yüksek olması beklenir. Nüfus artışının düşük olması beklenir. Ortalama yaşam süresinin uzun olması beklenir. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması beklenir. Bebek ölüm oranının yüksek olması beklenmez. Doğru cevabımız dolayısıyla E'dir. Aynı elbise farklı ışıklar altında bakıldığında oldukça farklı görünebilir. O koyu kırmızıdan siyaha kadar bütün renkleri alabilir. Onun nasıl algılandığı algılayana da bağlı olarak değişecektir. Renk körü olan biri onu benim gördüğümden farklı biçimde görebilir. Kısaca herkesin üzerinde anlaşabileceği tek bir doğru bulmak olanaksızdır dedi. Arkadaşlar bu düşünceye biz ne diyoruz? Relativizm, yani görecelilik düşüncesi diyoruz. Yani bilginin doğruluğu onu algılayan, onu gören, onu duyumlayan kişiye bağlı olarak değişir. Ortak doğrular yoktur diyor bu düşünce arkadaşlar. Şimdi bakalım bu bilgi aşağıdakilerden hangisiyle çelişir? Relativizm hangisiyle çelişir ona bakacağız. A. Bilgi görecelidir. Relativizm düşüncesidir bu zaten. Bilgi nesneldir yani objektiftir. Yani herkes için aynıdır dersek bu düşünceyle işte çelişmiş olur. Çünkü bilgi nesneldir. O bilgi herkes için aynı şekilde gerçekleşir demek. Ama paragraf her insanda bilginin farklı farklı olabileceğini bize söyledi. C. Bilgi evrenseldir düşüncesi değil. D. Bilgi akla uygundur düşüncesi değil. E. Mutlak doğru imkansızdır düşüncesi değil arkadaşlar. Çeliştiği bilgi nedir? Bilgi nesneldir düşüncesidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Sanatçı doğal gerçekleri kullanarak aklın yaratıcı etkinliği çerçevesinde güzelliği ortaya koyar. Sanatçının ortaya koyduğu bu güzellik rastgele tasarladığı bir şey değil, bir takım kurallar çerçevesinde ve düşünerek var ettiği bir güzelliktir. Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A. Alımlayıcıda güzellik duygusu yaratması değil. B. Doğal gerçekliğin somut olarak aktarılması değil. C. Toplumun düşüncelerini yansıtması değil. D. Biricik ve tek olması, benzerinin olmaması değil. E. Gerçekliği farklı bir anlam kazandırması gerçekliğe. Yani bakın ne diyor? Şimdi aklın yaratıcılığı ile etkisidir diyor. Direkt yansıtmaktır değildir diyor. Düşünerek var ettiği, kendisinin ortaya koyduğu bir güzelliktir diyor. Demek ki burada gerçekliğe farklı bir anlam kazandırma, kendinden bir şeyler katma, hayal gücüyle, yaratıcı gücüyle kişinin yeni bir şeyler ortaya koyması burada ifade edilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bilimsel ifadeler neredeyse dokunulmaz gibidirler. İşin uzmanı değilsek onlar hakkında yorum yapmaktan kaçınırız. Felsefi ifadeler ise bir kahvede çay içerken ya da sabah kahvaltı yaparken herkes tarafından yorumlanabilir, yargılanabilir. Bilim ve felsefeye karşı takınılan bu farklı tavır felsefenin bir evrensel yaklaşıma sahip olması, iki öznel düşüncenin ürünü olması, üç merak duygusunu canlı tutması özelliklerinden hangilerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır diyor. Şimdi birinci olarak felsefenin arkadaşlar evrensel yaklaşıma sahip olmasından kaynaklanmaz. Çünkü evrensel yaklaşıma sahip olsaydı felsefe aynı bilime takınılan tavır gibi ona da dokunulmayacak, o konuda yorum yapmaktan insanlar kaçınacaktı. Dolayısıyla bu olmaz. Bir numaralı öncül olmaz. İki numaralı öncül, öznel düşüncenin ürünü olması. İşte felsefede herkes bir şeyler söyleyebilmesinin sebebi nedir? Onun öznel düşünce olmasıdır. Bu felsefeye farklı tavır takınılmasının temel sebeplerinden biri olabilir. Üç, merak duygusunu canlı tutması. Yani bu konularla ilgili herkesin merak etmesi gene felsefi konular üzerine ilgiye alakayı arttırmıştır. O halde 2 ve 3'tür sorumuzun cevabı. Seçeneklere baktığımız zaman 2, 3 nerede var? Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Sahada top oynayan bir futbolcu birden fazla şey düşünüyor olabilir. Rakibine çalım atmayı, gol atmayı, iyi bir futbolcu oynamayı, seyircinin kendisini alkışlamasını düşünüyor olabilir.
ya da seneye hangi takıma transfer olacağını ve alacağı ücretin hayalini kuruyor olabilir. Ancak onu dışarıdan gözlemleyen bizler onun düşündüklerini değil, onu sadece top oynadığını gözleriz. Bize bu futbolcunun ne yaptığı sorulduğunda onun şu an top oynadığını söyleriz. Bu parçada hangi psikolojik yaklaşımın düşüncelerine ağırlık verilmektedir? Arkadaşlar, paragraf bize ne anlatıyor? Bireyin biz ancak gözlenebilir. Dışarıdan bakıldığı zaman görülebilir. Ölçülebilir davranışlarını bilebiliriz, görebiliriz, konu edinebiliriz diyor yaklaşım. Hangi yaklaşım? Davranışçı yaklaşım. Dolayısıyla bu yaklaşım davranışı uyarıcı tepki ilişkisi içinde açıklamayı hedefliyor ve sadece gözlenebilir olan davranışlar üzerine yoğunlaşıyor. Seçeneklere baktığımız zaman yapısalcı yaklaşım değil, işlevselci yaklaşım değil, davranışçı yaklaşım C seçeneğidir. Hümanist ve bütüncül yaklaşım da değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Ders çalışmak için masamıza geçip oturduğumuzda bazen ne yapacağımızı, hangi derse çalışacağımızı bilemez dururuz. Kararsızlık ve bundan doğan huzursuzluk içinde gireriz. Matematik mi çalışsam yoksa coğrafyadaki eksik kalan konuyu mu tamamlayıp pekiştirmek için biraz soru çözsem? Öyle bir duruma geliriz ki bu ve benzeri soruların hiçbirine net cevap veremez insan. Sonunda birini seçebilsek bile aklımız diğerinde kalır. Kısacası aklımızda gelgitler yaşarız. Parçada anlatılmak istenen psikolojik süreç aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? Arkadaşlar, işte bireyin bir olay ve durum karşısında kararsız kalması. A mı seçeyim, B mi seçeyim? A'yı mı yapayım, B mi yapayım diye tereddüt yaşaması. Bakın, kararsızlık yaşamasına biz ne diyoruz? Çatışma durumu diyoruz. Yani kişi burada hangi güdü için davranış göstereceğini bilemiyor, kararsız kalıyor, bir çatışma yaşıyor. Bu durum beraberinde bir huzursuzluk da meydana getiriyor kişiye. İşte bu klasik bir çatışma halidir. Seçeneklere baktığımızda çatışmayı A seçeneğinde görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A'dır. Öğrenme duyu organlarımız aracılığıyla gelen uyarıcıların seçilerek anlamlı bir hale getirilmesini, bilginin organize edilmesini, depolanmasını ve gerektiğinde geri çağrılmasını içeren bir süreçtir. Bir duruma öğrenme diyebilmemiz için davranış değişikliği meydana gelmelidir. Doğuştan getirilen davranışlar öğrenme kabul edilmeyeceği gibi sadece büyüme ve olgunlaşma sonucu oluşan davranışlarda öğrenme kabul edilmez. Buna göre aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi öğrenmeyi örneklendirir? Öğrenmenin tanımını yaptı arkadaşlar. Bu tanıma uygun bir değişikliği arayacağız. A. Karanlık bir odaya girince göz bebeğinin büyümesi, bu bir reflekstir, öğrenme değildir. B. Bedendeki su seviyesinin hep aynı oranda tutulması bir hemostasis davranışıdır, öğrenme değildir. C. Ağzımıza aldığımız bir yiyeceğin tükürük bezlerinde salgıya neden olması, gene arkadaşlar fizyolojik bir davranıştır, öğrenme değildir. D. Saunaya giren bir kişinin ortamın sıcaklığını etkisiyle terlemeye başlaması bir hemostasis davranışıdır, öğrenme değildir. E. Küçük bir çocuğun içinde yaşadığı toplumun dilini konuşmaya başlaması bir öğrenme davranışıdır arkadaşlar. Aynı yukarıda tanımlandığı özellikleri taşıyan bir öğrenme davranışıdır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Sosyoloji öğrenmenin yaşamımız içinde birçok önemli faydaları ortaya çıkmaktadır. Bu faydalar gerek birey olarak kişisel gelişimimiz, gerekse toplumsal bir canlı olarak toplum içinde gelişimimiz açısından bireye önemli artı değerler katmaktadır. Bu artı değerler arasında kültürel farklılıkların bilincinde olma, politikaların etkilerini değerlendirme ve kendi kendimizi aydınlatabilme yeteneği kazanma gibi kazanımları sayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji öğrenmenin bireye sağladığı yararlardan değildir denmiş? A. İçinde yaşadığı toplumun tanınmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Doğru. B. Toplum arasındaki farklılıkların görülerek anlaşılmasına yardımcı olur. Paragrafta geçti. Doğru. C. Davranışları kontrol altına alarak bireyin kendisini tanımasını sağlar. Yanlış. Çünkü bireyin davranışlarına yönelmez. Bireyi değil, nedir? Toplumu inceler. Sosyoloji konusu birey değil, toplumdur. Dolayısıyla bu olmaz. D. Toplumsal ilişkilerin daha nitelikli bir şekilde kurulmasına yardımcı olur. Doğru. E. Toplumsal olayları doğru değerlendirmeyi sağlayacak bilgi birikimi oluşturur. Doğru arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı
C seçeneğidir. Toplumsal değişme, toplumun kültürünün, yapısının ve toplumsal davranışlarının zaman içinde toplumun yapısında, kurumlarında ya da kurumların birbirleriyle olan ilişkilerinde meydana gelen değişmelerdir. Toplumsal değişme nötr bir kavramdır. Zira değişme olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilir. Bir toplumda toplumsal düzenin bozulması, bireyler arası güvenin kaybolması, norm ve değerlerin etkisinin azalması gibi değişmeler aşağıdakilerden hangisinin varlığının göstergesidir? Arkadaşlar, düzen bozuluyorsa, güven kayboluyorsa, norm ve değerlerin etkisi azalıyorsa ne oluyordur? Artık bu toplumda bir sapma vardır. Yani ana kültürden bir sapma vardır ve dolayısıyla artık sosyal yapı bozulmaya başlamıştır. Seçeneklere bakalım. A, toplumsal bütünleşme değil, tam tersi bütünleşmenin olmadığını gösteriyor. B, toplumsal sapma. İşte evet, hemen burada ne yaptık gördük. C, toplumsal hareketlilik değil. Yani bu tabakalar arası bir geçişten söz etmiyor burada. D, toplumsal tabakalaşma değil. E, toplumsal çatışma değil. Anlattığı şey nedir? Toplumsal sapmadır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İç göçler, kent yaşamında yeni yerleşim bilimlerinin yanı sıra kente özgü yeni kültürlerin oluşmasına da sebep olmaktadır. Bulunduğu yeri geçim sıkıntısı veya değişik nedenlerden dolayı terk eden, özellikle kırsal alanlardan gelen insanlar genel olarak kentlerin kenarlarında mahalleler oluşturmakta, kırsal kesimin alışkanlıklarıyla birlikte yepyeni bir toplumsal bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Gecekondu böyle bir toplumsal dönüşümün ürünü olarak kent kültürü içinde yerini almıştır. Bu parçada kentli yaşam şeklinde karşılaşılan hangi özellik vurgulanmaktadır? A. Yeni kültür anlayışının ortaya çıkması değil. B. Kültürel farklılığın toplumsal yapıyı etkilemesi değil. C. Toplumsal bütünleşmenin kontrollü olarak sağlanamaması değil. D. Kent yaşamının gereklerine uymadığı değişik güçlüklerle karşılaşılması. İşte tam da anlatılan şey budur. Ne yapılıyor? Kırsal alandan gelindiği zaman kente ve kent değerlerine uyum sağlanamıyor. Gecekondularda yaşanılıyor. Gecekondularda kır kent arası bir kültürde kişiler gelgitler yaşıyor. İşte paragraf bize bunu anlattı. Bu bilgiyi de D seçeneği ne yaptı bize? İfade etmiş, özetlemiş oldu. E, hayat standartlarındaki iyileşmeye karşılık sosyal bağların zayıflaması, böyle bir kıyasla yapılmadı. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Arkadaşlar, soru kökümüzde yukarıdaki ifadelerden hangileri önermedir diye sormuş. Önerme olmanın kuralı neydi? En az iki terim olacak, bir yüklem olacak ve bir anlam ifade edecek ve bir doğruluk değerli olacak. Biz bu şartlarda oluşan yapıya ne diyoruz? Önerme diyoruz. Şimdi bakalım bu bilgiler ışığında. En büyük negatif tam sayı eksi birdir. Dolayısıyla hüküm var, kavramlar var, doğruluk değeri var. Ama bilgi olarak yanlış, o önemli değil arkadaşlar. Doğru olması, yanlış olması önemli değildir. Doğruluk değeri olacak sadece. Yani doğru olabilir, yanlış olabilir. Doğru olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu bir önermedir. Bugün hava çok güzel, yüklem olmadığı için önerme değildir. Akşama sinemaya gidelim mi soru olduğu için önerme değildir. 2 artı 3 eksi 5 eşittir 1, bir önermedir. Niye önermedir? Çünkü bir yargı ifade ediyor bize. Şimdi 1 de önermedir, 4 de önermedir. 5'e bakalım. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Sayısal bir bilgidir. Yüklemi vardır. Kavramları, terimleri vardır. Doğruluk değeri tespit edilebilir. Bu da bir önermedir. O halde 1, 4, 5 önermedir. Seçeneklere baktığımız zaman 1, 4, 5 nerede var? 1, 3, 5 var, olmaz. 1, 3, 5 var, olmaz. Nedir? 1, 4, 5. İşte sorumuzun doğru cevabı budur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. İki kavramdan sadece biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyor ise bu iki kavram arasında tam girişimcilik ilkesi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?
Yani Venn diyagramı ile çizdiğimiz zaman şudur arkadaşlar. Şimdi A kavramının bütün üyeleri zaten B kavramının içindedir. İşte buna ne diyoruz biz? Tam girişimcilik. Eğer bir kısmı ortak, bir kısmı farklıysa eksik girişimcilik diyoruz. İkisinin tamamının üyeleri farklıysa ayrıklık diyoruz. İki kavramın hem A kavramının hem B kavramının üyelerinin tamamı aynıysa buna da eşitlik diyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar seçeneklere. A, her insan düşünür, her düşünen insandır. Burada şimdi insan ve düşünen kavramların arkadaşlar ifade ettiği tüm bireyler aynıdır. Dolayısıyla bu iki kavram arasında eşitlik vardır. Bazı insanlar çalışkandır, bazı çalışkanlar insandır arasında da ne vardır? Eksik girişimcilik vardır. Hiçbir insan robot değildir, hiçbir robot insan değildir. Gene eşitlik vardır. Gene aynı bireylerden bahsediyorlar. D, bütün balıklar suda yaşar, bazı tuşta yaşayanlar balıktır dersek işte burada tam girişimcilik ilkesi vardır. Yani anlatılan şudur. Şimdi bütün balıklar suda yaşıyor. Bunlar balık oldu şimdi o zaman. Şimdi bakın balık kümesi bu oldu. Bu da suda yaşayanlar. Şimdi bütün balıklar suda yaşar. Suda yaşayanların bazıları balıktır. İşte bakın ne oldu? Tam girişimlik oldu. Çünkü suda yaşayıp balık olmayanlar var. Ne var? Mesela suda yaşayan bitkiler var. Doğru mudur? Dolayısıyla bundan dolayı nedir? Bu ifade de doğru. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı budur. Bütün maddeler gerçektir. Bütün gerçek olanlar da maddedir. Şimdi burada gene ne var? Eşitlik var. Zaten arkadaşlar dikkat ederseniz şimdi eksik girişimlikte mutlaka bazı ifadesinin kullanılması lazım. Ayrılıklıkta ve eşitlikte tüm, hepsi, hiçbir gibi gene kapsayıcı ifadeler kullanılması lazım. Şimdi tam girişimcilikte arkadaşlar bir tümel ifade yani bütün gibi, hepsi gibi, bir de tikel ifade yani bazı gibi, birkaç gibi ifadenin olması lazım. Bu da bir ipucuydu. Bakın burada bir bütün bir bazı var. Ama diğerleri her, bazı bazı, hiçbir, bütün. İşte bizde ne olması lazımdı? Bir bütün bir bazı olması lazım. Zaten bir tane seçenek var böyle. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Arkadaşlar soru kökümüzde yukarıdaki diyagrama göre 5 numaralı bölgenin yüklemler mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi 5 numaralı bize bölgeyi soruyor. 5 numaralı bölgeye baktığımız zaman hem bayan olması lazım, hem hukukçu olması lazım, hem siyasetçi olması lazım. Ama her kümede de şimdi bu 5'in dışında başka üyeler de var. O yüzden biz bunu ifade ederken bazı diye ifade edeceğiz. Çünkü 5 hiçbir kümenin tamamını ifade etmiyor. Bundan dolayı bütün, her, hepsi diyemeyiz, bazı diyeceğiz. Bazı şimdi bayanlar hukukçudur ve aynı zamanda siyasetçidir. 5 numarayı açıklayan budur. Bazı bayanlar hukukçu ve siyasetçidir. İşte bu tam da 5 numaralı durumu, bölgeyi ifade ediyor bize. Bu bilgiyi biz arkadaşlar sembolik mantıkla ifade edersek bazı x gene bazı olarak ifade ettik. Açtık parantezi, bayandır bx ve aynı zamanda hukukçudur hx ve aynı zamanda siyasetçidir sx diyebiliriz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımız zaman bu bilgi nerede var? Şimdi bir kere herleri otomatik olarak seçeneklerden eliyoruz. İki tane seçeneğimiz kaldı. Bx ve hx ve sx burada bulduk. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Kur'an ayetlerinde geçen insanla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ayetlerimizi okuyalım arkadaşlar. Odur ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için deliller vardır. Diğer ayetimize bakıyoruz. Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi gark etmiş. Yine de öyle insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın
Allah hakkında tartışıp durur. Arkadaşlar, ayetlerimiz insanları düşünmeye ve akletmeye davet etmektedir. İnsan yaratılış icabı düşünebilen ve aklını kullanabilen bir varlıktır. Bu yüzden Allah insanı bu şekilde programladığı için insandan bunları beklemektedir arkadaşlar. Kur'an'daki pek çok ayette aklınızı niçin kullanmıyorsunuz, hiç düşünmez misiniz tarzı pek çok ayet görmekteyiz. Bütün bunlar insanın yaratıcısını, Allah'ı bilip tanıyacak donanımda yaratıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Din, insanları iyiye ve güzele yöneltmek için peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen kurallardır. Bu yönüyle din ilahidir, bilim ise insan ürünüdür. Dinin kuralları insanlar için bir rehberdir. Din insana yaratıcısını tanıtır, varoluş amacını hatırlatır ve yaşamı anlamlandırmasına katkıda bulunur. Bilim de insanın kendisini, eşyayı, olguları ve evreni tanımasını sağlayan en önemli faaliyettir. Bu parçaya göre din-bilim ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar. Din ve bilim birbirini tamamlamakta ve örtüşmektedir. Doğru arkadaşlar. Din, insanın aklının ve bilimin ulaşamayacağı alanlarda yol gösterir. Doğru bir ifade. Din, bilimi ve aklı kullanmayı teşvik eder. Pek çok ayette bunları görmekteyiz. Din ve bilim, insanın yaşamını anlamlandırmasına katkı sağlar. Bu da doğru bir ifade. Din, yalnızca ahiret hayatını, bilim ise yalnızca görünür hayatı yorumlar. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Dinin dünya mutluluğuyla ilgili, dünya saadetiyle ilgili pek çok tavsiyesi bulunmakla beraber, bilim de yalnızca görünür hayatla ilgili yorumlar yapmaz arkadaşlar. Görünmeyen alemle alakalı, yani çıplak gözle göremediğimiz pek çok alanla alakalı bilim söz sahibidir arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Kader, yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir. Kader inanışı insanların hayatında önemli etkiler uyarır. Aşağıdakilerden hangisi kader inancının insan yaşamındaki olumlu etkilerinden biri değildir? Bakalım arkadaşlar. Hiçbir şeyin Allah'ın iradesini değiştirmeyeceğini bildiği için olayları akışına bırakır. Arkadaşlar, bu yanlış bir kader anlayıştır. Çünkü doğru kader anlayışına göre insan akıl sahibi olduğu için sorumluluk sahibidir arkadaşlar. Allah insana sorumluluk vermiştir. Dolayısıyla insan olayları akışına bırakamaz, tedbir almak zorundadır. Aslında cevabımızı bulduk ama diğer seçenekleri de okuyalım. Hiçbir şeyin amaçsız olmadığını, her şeyin Allah'ın bilgisi içinde olduğunu bilir, sabırlı ve dirençli olur. Doğru bir kader anlayışı arkadaşlar. Varlık ve olaylar karşısında yalnızlık, çaresizlik, tembellik ve korku gibi duyguların esiri olmaz. Doğru. Her şeyin Allah tarafından yaratıldığını bildiği için varlıklara karşı sorumluluk bilinci taşır. Bu da doğru bir kader anlayışı arkadaşlar. Haksızlığa göz yummaz, cesur olur. Cimri olmaz, çünkü fakirlikten korkmaz. Bu da doğru bir kader anlayıştır. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıdaki parça Hazreti Peygamber'in tebliğ sürecindeki iletişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine örnektir? Parçamızı okuyalım. Hazreti Peygamber insanları Hakk'a davet etme sürecinde ben sadece tebliğciyim, yani uyarıcıyım. Hidayet edip doğru yola ileten Allah'tır. Ben muallim, yani öğretmen olarak gönderildim. Ben günde 100 defa Allah'a istiğfarda bulunurum demiş ve
empatik bir tavırla insanlarla kendisi arasında eşitlik duygusu oluşturmaya dikkat etmiştir. Parçamızı okuduk arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Olumsuz tepkilere sabır göstermesine örnek teşkil etmez parçamız arkadaşlar. Bu konuya değinilmemiş. Toplumun özelliklerini dikkate almasına parçamızda değinilmemiş arkadaşlar. İnsanların akıl ve duygularına hitap etmesiyle ilgili parçamızda herhangi bir bilgi yok. Mesajını kolaylık ve aşamalı yöntemle sunmasına parçada değinilmemiştir. Mesaj kaynağı olarak tebliğ edenin kendini tanıtmasına değinilmiştir. Peygamberimiz bir öğretmen olarak gönderilmesinden günde 100 defa Allah'a tövbe etmesinden bahsetmiş. Ben tövbe ediyorum, siz de tövbe edin demek istemiş. Bütün bunlar bir uyarıcı olarak, bir tebliğ eden olarak Peygamber Efendimiz'in kendisini insanlara tanıtmasına bir örnektir arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Su bulamadığı halde teyemmüm olarak namaz kılan bir kimse namazdan sonra su bulduğu halde namazını yeniden kılmamış. Hazreti Peygamber de olaya şahit olmasına rağmen buna ses çıkarmayarak tasvip etmiştir. Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisine örnektir arkadaşlar? Peygamber Efendimizin bir sözü veya bir olayı onaylaması anlamına gelen kavram takrir kavramıdır arkadaşlar. Peygamber Efendimizin herhangi bir şeyi onaylaması takriri sünnet yani onaylanan sünnet anlamına gelmektedir. Bizden istenen cevap budur arkadaşlar. Diğer kavramlarda hatırlayalım. Kavli sünnet kısaca Peygamberimizin sözleri anlamına gelir. Fiili sünnet Peygamberimizin yaparak gösterdiği davranışlardır. Vacip farz kadar kesin olmamakla birlikte farza yakın hükümlerdir. Farzı aynı ise bütün Müslümanların yapması gereken hükümlerdir arkadaşlar. Bizden istenen takriri sünnet kavramıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. İslam mimarisinde yazı vasıtasıyla bir şeyler anlatma ve mesaj verme geleneği olmasına karşılık, Hristiyan mimarisinde mesajlar genellikle figüratif olarak verilmiştir. Hristiyanlığın pek çok anlatımının resimli olarak sunulduğu dikkat çeker. Örneğin Fransa Charles'taki Notre Dame Katedrali'nin taç kapılarında Hazreti İsa'nın doğumuna ilişkin 3 resim bulunur. Buradaki amaç kilisenin genişliği boyunca bir öyküyü anlatmak üzere tutarlı olarak düzenlenmiş imgeler aracılığıyla İncil'in mesajını okur yazar olmayanlara sunmaktır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir arkadaşlar? Parçamızda mimarinin gerek İslam gerek Hristiyan mimarisinin ve özellikle de sanat eserlerinin dinin etkisinde olduğunu göstermektedir. Seçeneklerimize baktığımızda sanat eserlerinde dini inançların etkisini görmek mümkündür yargısına ulaşabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar soru kökümüzde yukarıdaki yargılarda özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakalım şimdi. Suje obje arasındaki sonucu ortaya çıkartır dersek felsefe bilgi de aklımıza gelir. Sanat bilgisi de aklımıza gelir. Her ikisinde de herkesin sezemediği sezip ifade etmesi vardır dersek sanat bilgisi ve felsefe bilgi aklımıza gelebilir. Her ikisi de eleştirel ve yaratıcı zekanın ürünüdür derse gene felsefi bilgi ve sanat bilgisi aklımıza gelir. Her ikisi de subjektif bilgidir derse gene felsefi bilgi ve sanat bilgisi aklımıza gelir. O zaman felsefi bilgi sanat bilgisi olacak. Seçeneklere baktığımız zaman A. Felsefi bilgi teknik bilgi diyor olmaz. B. Felsefi bilgi bilimsel bilgi diyor olmaz. C. Felsefi bilgi sanat bilgisi diyor. İşte sorumuzun cevabı budur. D. Dini bilgi, felsefi bilgi diyor olmaz. E. Gündelik bilgi diyor, sanat bilgisi diyor olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Varlık felsefesinin en önemli problemlerinden birisi de varlığın ne olduğu problemidir. Varlık nedir sorusuna kimi filozoflar varlık maddedir, yani materyalizm,
Kimileri ise yüce düşüncenin ürünüdür diye cevap verir. Yani idealizm. Kimileri de varlığın olmadığını ileri sürerek varlık yoktur derler. Nihilizm. Hiççilik, yokçuluk. Bu parçada görüşleri verilen yaklaşımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Materyalizm, idealizm, nihilizm. Bakalım, materyalizmle başlayan zaten iki seçenek var. İkincisi ne olacak? İdealizm burada var. Üçüncüsü nihilizm burada var. Sorumuzun doğru cevabı B'dir. Burada dogmatizm ve septisizme gittiği için bu da yanlış oldu. Sorumuzun doğru cevabı B'dir. Bir bayanın güzel bir pastanın nasıl yapılacağını, hangi malzemeden ne kadar kullanılacağını, fırında kaç derecede ısıda ne kadar pişirileceğini internetten yararlanarak gerçekleştirdiği öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir? İnternetten nasıl öğreniyor arkadaşlar? Okuyarak, görerek, bakarak öğreniyor. Bu öğrenme nasıl bir öğrenmedir arkadaşlar? Bu anlamda sözel bir öğrenmedir. Çünkü okumak yoluyla öğrenmiştir. Bakalım seçenekleri. A. Kavrayış yoluyla öğrenme değil. Model alma değil. Sezgisel değil. Motor değil. Sözel öğrenmedir. Yani teorik bir öğrenmedir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Hani videoyu seyredip öğrenseydi o zaman iş değişirdi. Ama bize öyle bilgi vermemiş. Bunlarla ilgili bilgiyi elde ederek yaptığını söylemiş. Dolayısıyla sözel öğrenme sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Çok çalışan kişilerden bazıları çok para kazanmak, bazıları mutlu bir hayat sürmek, bazıları çocuklarının ekonomik imkanlarının fazla olması için çalışıyor olabilirler. Yani bir davranış, aynı davranış farklı insanlarda arkadaşlar farklı uyarıcıların etkisi ile gerçekleşebilir. Paragraf bize bunu anlattı. Yani aynı davranışı gösteriyorlar ama insanlar farklı ama uyarıcılar birbirinden farklı olabilir dedi. Seçeneklere bakalım. A. İnsan davranışlarının nedenlerini bilemeyiz. Hayır, bilebiliriz. Bakın farklı farklı sebeplerle olmuş. Söylüyor bize, örnek veriyor. B. Farklı ihtiyaçlar farklı davranışlara sebep olur. Hayır, ortak davranışa sebep olmuş. Bu da olmaz. C. Farklı güdüler. Evet, U1-2-3. Aynı davranışa, evet, ortak çalışma davranışına sebep olabilir. İşte paragrafın anlattığı budur. Sorumuzun doğru cevabıdır. D. Birey neden o davranış yaptığını açıklayamaz? Açıklar. Hayır, açıklayabildiğini zaten paragraf bize söylüyor. E. Bir davranışın birden fazla sebebi olabilir. Hayır, herkeste tek davranışın farklı farklı sebebi varmış. Onu anlattı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Sosyolojide diğer bilimler gibi gözlenebilen ve ölçülebilen olay ya da oluşumlara dayanmaktadır. Bu yönüyle de felsefe ve teoloji gibi düşünsel bilgi alanlarından ayrılır. Bu parçada sosyolojinin aşağıdaki özelliklerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir? A. İdeal olanı araştırır değil, bilimdir olanı araştırır. B. Var olanı inceler. Doğru, işte anlatılan şey budur. Var olanı olduğu gibi inceler. Yani olgusaldır. Gözlenebilen, ölçülebilen oluşumlarla, var olan şeylerle ilgilenir sosyoloji. Sonuçları nesneldir. Doğru ama paragraf bundan bahsetmedi. D. Olayları bütünlüğü ile ele alır. Doğru ama paragraf bundan bahsetmedi. E. Bireysel sorunlarla ilgilenmez. Doğru. Aynı şekilde paragrafta geçmediği için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Her X için X sosyal bilimdir. Her X, Cx önermesi aşağıdakilerden hangisine verilen evrende doğru değeri alır? Arkadaşlar, her X Sx diyorsa burada Cx yerine sosyal bilimler olması lazım. Koyduğumuz bütün özellemesini yaptığımız örneklerin hepsinin sosyal bilim olması lazım ki her X, Cx önermesi doğru olsun. Şimdi doğru değerini alabilmesi için burada Sx'in hepsinin sosyal bilim olması lazım. Seçeneklere bakalım. A. Türkçe, tarih, coğrafya diyor. Burada Türkçe olmuyor. Dolayısıyla sosyal bilim değil. B. Hayat bilgisi, tarih, biyoloji var. Olmaz. C. Zooloji var. Olmaz. Biyoloji var. Olmaz. D. Teoloji, biyoloji var. Gene olmaz. E. Tarih, coğrafya, felsefe. Hepsi sosyal bilimdir bunların. Dolayısıyla her X, Sx, yani hepsi sosyal bilimdir diyebiliriz. Bu önerme E seçeneğinde özellemesi itibariyle doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.